Başımdan geçen bir olayı size anlatmak istiyorum. Adım Ali, 22 yaşındayım. Dini bütün bir insanım. Namazlarımı kılıyorum. Bundan yaklaşık 2 ay önce yaşadığım bir olayı sizlere aktarmak isterim. Günlerden Cuma'ydı. Cuma namazından çıkmış eve doğru ilerliyordum. Bir süre yürüdükten sonra eve varmıştım. Eve vardığımda hoşuma gitmeyen bir sohbet geçiyordu. Annem babamla konuşuyordu. Annem, bey, bizim köye ne zamandır gitmiyoruz. Yarın arabayla ailecek gidip hasret giderelim akrabalarla dedi. Babam, iyi akıl ettin hanım. Ne zamandır benim de aklımdaydı. Akşamdan hazırlıkları yapalım. Yarın yola çıkarız dedi. Benim hiç hoşuma gitmemişti. Çünkü bizim köy hakkında pek güzel şeyler duymadım. Gitmiştim daha önce ama aklım kesmiyordu o zamanlar. Küçüktüm. Neyse Akşam oldu. Namazımı kılıp erkenden yatağa girdim. Rüyamda o köydeydik. Annem kapının önünde duruyordu. Köydeki bir evde. Ben tam yanına gidecekken annemi bir şey arkadan boğmaya başladı. Siyahtı. Bu an şeyi göremiyordum. Yardıma gitmek istiyordum ama ilerleyemiyordum. Annemi evin içine çekti. Tam o anda nefesim gitmiş şekilde uyandım. Saat dokuz olmuştu. Annem hazırlık yapıyordu. Yanına gidip, anne kötü bir rüya gördüm. Seni boğuyorlardı. Köy lütfen gitmeyelim dedim. Annem saçmalama oğlum. Sırtın açık uyumuşsun yine. Kötü rüyalar görmüşsün dedi. Ne desem laf geçiremedim. Beni dinlemiyordu. Babam kapıyı çaldı. Hanım hadi araba hazır. Neyi bekliyorsunuz dedi. İstemeyerek de olsa yola çıktık. Köyün yolunu tuttuk. 10 saatlik bir yolumuz vardı. Bayağı uzaktı. Sonunda bitmişti yolculuk. Köye vardık. Köyün girişinden girer girmez. içimde garip bir duygu oluşmuştu. Kötü şeyler olacağını hissetmiştim. Dayımlar vardı köyde. Zaten asıl gelme amacımız onlardı. Dayımı çok severdim. Bizi köyün önünde karşıladılar. Arabadan indik. Dayım beni görünce yüzü güldü. Hemen elini öpmeye koştum. Elini çekti. Sarıldı bana. Geri çekilerek "Ne kadar büyümüşsün Ali. Maşallah." dedi. Görüşmeler bittikten sonra dayımın evine doğru ilerledik. Yengem evdeydi. Bizi iyi karşıladı. Soluklandıktan sonra yengem "Yemek hazır. Sofraya buyurun." dedi. Kurt gibi acıkmıştım. Sofraya geçtik. Yemek yemeye başladık. Yemeklerimiz bitince de yengem ve annem Sofrayı topladılar. Ben de balkona çıkıp bir sigara yaktım. Balkonun karşısı ormanlıktı. O kadar karanlıktı ki ağaçları seçmekte zorlanıyordum. Birden çalılar sallanmaya başladı. Dalların sesini duyabiliyordum. Korkmuştum biraz. İçinden koyunlar çıkmaya başladı. Başında bir çoban vardı ve diğer tarafa doğru ilerlemeye başladı. Tekrar ormana girdiler. Benim de sigaram bitmişti söndürüp içeriye girdim. Dayımın oğluyla aynı odada kalacaktık. Aramız pek iyi değildi ama o kadar da kötü değildi. Yasaklarımız serildi. Uzandık ve muhabbet etmeye başladık. Ahmet sigara içerken balkondan bir çoban gördüm. Çalılardan çıktı ve sonra tekrar çalılara girerek kayboldu dedim. Ahmet de bana saçmalama Ali çobanların hiçbiri bu saatte dışarı çıkmaz.'' Yani öyle bir şey görmen imkansız dedi. Allah Allah. Peki benim gördüğüm neydi? Kafam karışmıştı. Bunu düşünürken uykuya dalmıştım. Yine aynı rüyayı gördüm. Tam ortasındayken uyandım. Bir bardak su içtim. Kendi kendime. Lan Ali ne salak adamsın. Saçma şeylere yoruyorsun. Bak burada hiçbir şey yok derken birden gözüm cama takıldı. Aman yarabbi. Rüyamdaki sahnenin aynısı. Annem yan evin önünde duruyordu. Hemen aşağıya koştum. İndiğimde anneme, anne bu saatte orada ne yapıyorsun? Gelsene içeri dedim. Annem bir şey yok oğlum. Uykum kaçtı sadece dedi. Aman Allah. Im. Annemin tam arkasında gördüğüm çoban vardı. Annemi boynundan tutarak eve çekmeye çalışıyordu. Koştum. Tam annemi tutacakken eve çekti. Eve girdim. Anne neredesin? Anne cevap versene diye bağırıyordum. Annem hiçbir yerde yoktu. Koşarak babamı uyandırdım ve durumu anlatmaya başladım. Babamla beraber eve doğru gittik. Girdiğimizde sadece annemin başörtüsü vardı. Her yeri aramamıza rağmen bulamadık. Dayımlar falan. Herkes ayaklandı. Oturduk konuştuk halam ağzından duymak istemeyeceğim bir şey attı. Ben sana demiştim bey, bunlarla uğraş olmaz diye. Bak, almaya geldiler Ali'nin annesini, dedi. Ben zaten şoktaydım. Elimin ayağımın bağı çözüldü. Ne diyorsun yenge? Ne alması, ne kaçırması dedim. Yengem, bizim çocuğumuz olmuyordu. Biz de büyüye başvurmaya karar verdik. Senin annene rahim büyüsü yaparak sadece çocuğumuz olacaktı. Ve bunun tek karşılığı çocuğumuz 22 yaşına geldiğinde senin anneni kendi alemlerine almaktı. Biz bunun gerçekten olacağına inanmadık. Bir şey olmaz diye düşündük. Allah'ım bizi affet. Ne olur diye ağlamaya başladı. Ben dehşete kapılmıştım. Babamın gözleri açılmıştı. Dayıma dönerek doğru mu bunlar dedi. Dayım da maalesef doğru dedi. Babam dayanamadı. Gözü dönmüştü. Masanın üstündeki bıçağı alarak gözlerimin önünde dayıma sapladı. Dayım yerde kanlar içindeyken ben bayılmışım. Sabah uyandığımda jandarmalar gelmişti. İfademi aldılar. Dayım ölmüştü. Babam da göz altındaydı. Ben her şeyimi kaybetmiştim. Şimdi ise tek başıma kalıyorum. Babam uzun seneler hapiste kaldı. Bu kötü olayın yaşandığı günün iki hafta sonrasında annemin cesedi köye yakın kayalıklarda bulundu. İlk hikaye burada son buluyor. Şimdi ikinci hikayeyi anlatıyorum. Ben minibüsüyle köyden köye dolaşarak kapkacak satan bir seyyar satıcıyım. Güneydoğu'daki illerimizden birinin merkeze uzak olan köylerini dolaşıyorduk arkadaşlarla beraber. Her zamanki gibi Akşam üzeri satışı bitirip yemeğimizi yedik. Karşıdaki kahveye geçip çayımızı içerek yorgunluk attık. Kahveden ayrılırken yanımıza gelen kahveci, gençler karanlık bastı. Gece burada kalın. Biz gece şehre inmeyiz. Sabahı bekleriz dedi. Ben gülümseyerek amca sen ne diyorsun? Ben her gittiğim köyde bir gece geçirirsem aç kalırım dedim. Yolumu kesebilecek eşkiyaya karşı. Arabada taşıdığım silahın varlığı bana güven veriyordu. Kahveci, peki o zaman yolunuz açık olsun. Yalnız yolda mola vermeyin. Dağlar tekin değildir dedi. Tamam deyip çıktım yola. Dağların arasından bir yılan gibi kıvrılarak giden toprak yol gecenin rutubetiyle iyice yumuşamıştı. Minibüsün tekerlerinin çıkarttığı ses duyulmuyordu. Köyden ayrılalı 20 kilometre olmamıştı ki gözüm gösterge tablosundaki hararet ibresine takıldı. İbre neredeyse sona dayanmıştı. Lanet olsun bu eski arabaya diye düşünerek önümdeki son rampayı çıktım. Aynı anda tam tepede yolun sağında ağaçların arasında önünde yalak olan eski bir çeşme gördüm. Arkadaşıma dönüp lambalıyız yine çeşmenin yanındayız dedim. Minibüsü çeşmeye iyice yanaştırıp koltuğun altından bidonu alırken arkadaşımın uyuyor olduğunu fark ettim. Minibüsten inip çeşmeye doğru giderken ağaçların garip bir rüzgarla sallandığını hissettim. İster istemez içim ürperdi ve kahvecinin sözlerini hatırladım. Aceleyle bidonu doldurdum. Arabaya giderek motor kapağını açıp suyu koymaya başladım. Aynı anda arkamda birisinin varlığını hissettim ve omzumda bir elin. O an Gayri ihtiyari ön camdan içeriye baktım. Arkadaşım uyuyordu. Bir anda sırtımdan soğuk bir ter boşandı. Arkama döndüm. Gördüğüm şey karşısında neredeyse küçük dilimi yutacaktım. Karşımda telli duvaklı çok güzel bir gelin duruyordu. Tatlı bir ses tonuyla "Merhaba. Beni de gittiğiniz yere götürür müsünüz?" dedi. Ben gecenin 12'sinde onun böyle ıssız bir yerde tek başına ne aradığını düşünerek arabaya binebileceğini söyledim. Ben şoför kapısına yönelirken o da aracın sağdaki kapısına yöneldi. Ben koltuğuma henüz oturmuştum ki sağ kapının arkadaşım tarafından kilitlenmiş olduğunu fark ettim. Uzanıp kapıyı açacağım sırada gelinle göz göze geldik. Gözleri kıpkırmızıydı. Öfkeyle kapıyı sarsmaya başladı. Hemen arabaya binip kapıyı kapattım. Gelin hala dışarıdaydı. Açık kalan camı kapatırken benim olduğum tarafa gelen gelin yarı açık olan camı elleriyle tutarak kapatmamı engelledi. Yüzünü cama yapıştırmıştı. Dişleri simsiyahtı. Camı tutan ellerine baktım. Tırnakları çok uzundu. Uçları sivri ve aşağıya doğru kıvrılmıştı. Ben can harliyle arabayı çalıştırdım. Vitese takmaya çalışırken sol omzumda keskin bir acı hissettim. Dönüp baktığımda sol omzuma saplanan tırnakların etime gömüldüğünü gördüm. Acayip homurtular çıkartıyor ve minibüsü durdurmaya çalışıyordu. Gaza yüklendim ama hareket edemedik. Tekerler olduğu yerde boşa dönüyordu. Arkadaşım uyanmış. O da aynı şeyleri görmüştü. İkimiz birden yüksek sesle dua okuyorduk. Birden minibüs İleriye doğru fırladı. Yaratının tırnaklarının kaportaya sürterken çıkarttığı sesi duyduk. Aynadan baktığımda ayaklarını açmış, kollarını ileriye uzatmış bir halde durduğunu gördüm. Sanki onu da almamız için bize yalvarıyormuş gibi bir hali vardı. Sabah köye kalkan minibüslerin kahyasını bulup ona olay anlattık. Sizin yaşıyor olmanız büyük mucize. Çünkü gelini gören. Ve hayatta kalan kişi sayısı çok az. Bu gelini yıllar önce bizim gittiğimiz köyde evlendiği gece kaçırıp tecavüz edip işkenceyle öldürmüşler. Cesedini 3 gün sonra bizim durduğumuz yere yakın bir yerlerde yol kenarında bulmuşlar. Üzerinde yırtılmış ve kanlı gelinliğiyle. Bu olay beni çok etkiledi. Bu olaydan sonra geceleri yolculuk yapmamaya başladım.